Oğlum akıllı olsan da bağlamasak seni de. Arabaların peşine koşuyorsun, bilmem ne ediyorsun, ezileceksin. Hop hop baba. Ne oldu da? Nereye? Böyle çarşıya doğru gidiyor. Ya baba ben de seninle bir mevzu konuşacaktım da. Hayırdır? Ya biliyorsun şimdi bizim okul işi olmadı. He. Okulu bitiremedim. Ama baba hiç önemli değil. Ben şimdi uzun zamandan beri internette araştırıyorum. Hı. Ben ticarete atılmak istiyorum. Ticarete? Heh. Yani kafan çalışıyor o yani. Ya ticaret aslında benim işim. Yalnız sermaye lazım işte. Ha, sermaye lazım değil mi? Sermaye oldu mu para kazanmak benim işim. Ne kadar sermaye lazım? Ya başlangıçta böyle bir 100-150 bin dolar gibi bir para benim işimi görür. 100-150 bin dolar. Heh. O başlangıçta. Şimdi bana bak. Bir sığır sattım yetmedi. İki sığır sattım yetmedi. Üç tane sığır sattım yetmedi. Beş tane sığır sattım yetmedi. Bütün çiftliği pidirdim. Bir tane sığır bırakmadım çiftlikte. Bir öküze masraf ettim. Öküz derken yani şimdi baba bizim çiftlikte öküz yok ki. Hangi öküze masraf ettin? Anlamayamışsın onu hangi öküze. He? Ya oğlum. Ya sen var ya. Harbiden kafayı yedin ha. Ya manyak mısın sen? De oğlum laf dinlesene. Sevgi karın doyuracak. He, evlendiğin zaman körürsün. Çok seveymiş, gerizekalı. Ulan beni sinirlendirme. Yararsın sen. Evleneceksin ne olacak? He? Yani hep böyle devam edecek değil mi? Bir sene sonra bir uşak olur, bir sene sonra bir daha uşak olur. O uşaklar büyüyecek. Okula gidecekler. Yarın bir gün lisesi var, üniversitesi var. O uşakların hastalığı var. Kolay geliyse. Oğlum bak. Laf dinle, laf. Ya bırak evliliği ya. Oğlum bekar yaşamak varken manyak mısın sen ya? İyi düşün, iyi. Tamam mı? Öyle salaklık etme. İyi hadi görüşürük. Ulan uşaktan ne istiyorsun? Bırak evlensin uşak. He evlensin. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Düğüne gitmesem de olmaz. Bir çeyrek kaç para oldu? Nasıl takacağım ben o çeyreği? Ne diyorsun? Yorgundum çıkamadım. Çamburni bayirini. Yorgundum çıkamadım. Çamburni bayirini. Seni benden alanlar. Le. Heh. Bu şarkının hepsini biliyor musun? Yo. Kapat. Karga gibi sesin var. Türkü diye işine bak. Tamam. Ula bir dakika bak oraya bak. Ha abi. Şimdi bak seni işe aldım. İyi güzel çalışıyorsun ama yengen senden şikayetçi. Niye abi ne ettim? Şimdi taneye bakar. Şimdi yengene sormadan, bana sormadan kafana göre eve girip çıkıyorsun. Kafana göre odalara girip çıkıyorsun. Kafana göre mutfağa giriyorsun. Kafana göre palgona gidiyorsun. Kafana göre işte lavaboları kullanıyorsun. Bu iş böyle olmaz. Buraya girecek olduğun zaman benim yengenin bunlardan haberi olması lazım. Önceden bir haber vereceksin ki ondan sonra buralara gireceksin yani. Tamam da abi ben onu akıl ederim ama. Nasıl yani?
Ya şimdi ben eve girmeden önce yenge uygun mudur değil midir diye ben sürekli anahtar deliğinden gözetlerim, ondan sonra uygun olduğu zaman girerim. Nasıl? Merhaba hemşerim, az bakar mısın? Sıraya geç. Allah Allah. Bu adam badedi sıraya geç, burada benden başka Allah'ın kulu yok. Hemşerim az bakar mısın? Bir şey diyeceğim sana. Hemşerim sıraya geç dedik ya sana. Sıraya geç. Allah Allah. Oyunu bırakıp şimdi sağ bakasın. Allah Allah. Ne oluyor da kim vurdu bu? Ne bileyim hemşerim, bu kadar kalabalıkta sağ kimin vurduğunu. Demek dört tane kulübem vardı, birini yak dere mi? Ne, tabii yakacaklar. Bak adam dört tane kulübe yak var dedi, birisini yakalım bunu. Kezen gün de benim bir arkadaşım var. Yine kahvecilik yapıyor. Memlekete gitmişler. Tabii hava değişimi filan. Tansiyonu bunu yükseldi. Kedirmişler bunu hastaneye. Yattırmışlar onu. Tansiyonunu ölçtüler. 17'ye 23. Bu şimdi bir bakmış ki 23. Dedi ula bu 23 benim tansiyonum olamaz. Bu olsa olsa herhalde odanın sıcaklığıdır. Geçirir bar dereceyi demiş. He oda sıcaklığıdır bu. 23 tansiyon olmaz. Odanın sıcaklığıdır bu herhalde. La bana bakın bakayım. Karıdan korkanlar ayağa kalksın. Ne ula sen karıdan korkmayın mısın, ayağa kalkmadın? Yok, ben karı kelimesini duyduğum zaman tizlerimin bağı kesiliyor. O yüzden kalkamayayım. Allah Allah. Lan bu karı lan pazara geldi. Yanımdan ayrıldı. Kaybettim. Gidim pazara, alt üst ettim, karı yok. Pazardan çıktık, sokak sokak dolaşıyorum. Karıyı gene bulamıyorum. Telefon ediyorum, Allah telefona Allah cevap vermiyor. Ulan bu karı nereye gider ya? Ula Temel ne haber? Ooo, ula Tursun ne haberi? Ulan gel bir seninle imtihar ya. Ulan hoş geldin, safa geldin. Ne zaman geldin? Vallahi bir hafta 10 gün kadar oldu ya. Bir hafta 10 gün oldu da beni niye arayı sormayız? Ya seni nasıl arayı sorayım? Geldim zaten, bizim ev yarım idi. Bir sürü tadilat işi vardı. Yani bir hafta 10 gündür onunla uğraşıyorum ama daha bugün çıktım dışarıya. Hayırdır, nefes nefese su. Ya hiç bildiğin gibi değil ya. Benim karı çarşıya çıktı, tamam mı? Buraları da bilmez. Yabancı dili var zaten, o Türkçeyi de beceremeyi. Evet. Kayboldu herhalde. Şimdi telefonu arıyorum, telefona cevap da verme. Onu arıyorum ha, onu sağa sola baka baka giderim çarşıya neyse. Öyle mi? He. Sen hayırdır, sen ne yapıyorsun? Ya baka bu işe ya. Aynı kazaya ben kaldım. Ne oldu? La ben de karılan pazara geldim. Ee? Bir anda yanımdan kayboldu. Bir dün pazara alt üst ettim, karıyı bulamıyorum. Aha. Pazardan çıktım, sokak sokak dolaşıyorum. Hiçbir yerde yok. Telefon ediyorum, telefona cevap vermiyor. Ben de senin aynı sıkıntıya kaldım ya. Ula bana bak, he? Aklıma ne geldi biliyor musun? Sen zaten arayırsın. He? Ben de arayırım. O zaman birbirine tarif edelim onu da. Kim kimunkine rastlarsa telefondan birbirine haber verir. Ula doğru diyorsun, çok güzel akıl. Karıları birbirimize tarif edelim. Kim kimin karısını bulursa o birine telefonla haber verir. Tamam, hiç olmazsa yani en azından ikimiz de aramış oluruk da. Ula doğru diyorsun. Bir tarif et bakayım, senin karı nasıl bir şeydi? Benimki böyle yani uzun boylu, 1.75-1.80 boylarında, sarışın böyle, uzun beline kadar saçları var. Mini de bir etek giye. Almanya'da zaten şeyli kapıldı, mankenlik yapaydı bu yani. Öyle yabancıdır, görsen hemen anlarsın onu yani. Seninki? Benim günü boş ver, haydi senin günü arayalım. He? Gel. İyi günler doktor amca, kolay gelsin. Oo, Tursun hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Şükür Allah'a, sayende iyiyim. 10 senedir akıl hastanesindesin. Evet.
Aradan 10 sene geçti. Bayağı akıllandın ha. İyiyim iyiyim şükür. Ama hepsi senin sayende. Önce Allah, sonra sen. Yani sen olmasaydın herhalde düzelemezdim. Şimdi seni taburcu edeceğim da. He, ben de onun için geldim. Kağıdı imzaladın mı diye. Yok, onu imzalayacağım da. Yalnız böyle çitmeden önce bir imdihan edeyim seni yani. Ne etsesin? İmdihan, imdihan. Soru soracağım sana bakayım, tamamen iyileştin mi yani? Kalem kağıt alayım mı? Yok yok. Gerek yok. Şimdi farz edelim ki bir tane kulağın yok. Hı. Ne olur? Kulağım duymaz. Aferin. Aferin. Bayağı ilerleme var. Diyelim ki ikinci kulağını da kestik attık. Ne olur? O zaman gözlerim görmez. Ulan kulaklarınla gözlerinin ne alakası var? Gözlük takıyorum ya, sapını takamayınca düşer de. Ulan sen benden akıllı çıktın, ki de biliyorsun. He mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, buyur. Adres üzerine geliyorum. Size bir bodyguard lazımmış. İyi de abi sen niye geldin ki? Adres üzerine geldim diyorum la. Size bodyguard lazım değil mi? Senin adın neydi abi? Temel Gargaris. Memleket? Trabzon. Trabzon'da mı oturuyorsun burada, İstanbul'da mı? İstanbul'da oturuyorum. Ha yok yani her gün gidip gelmesi zor olur diye diyorum. Dalga mı geçiyorsun la? Niye dalga geçeyim abi ya? Yani bakma burası bugün boştu ama burada her akşam böyle kalabalık olur. Kavga gırla gider. Yani sen bu işi becerebilir misin esasda? Tam benim işim bu. Vallahi abi hiç becerebilecek birine benzemeyiz. İzle beni ula. Ne oluyor lan? Kanet! Lan! Nasıl ulan? Stilimi beğendin mi? Vallahi ben beğendim abi de asıl patronun beğenmesi lazım. Patronun neredir ulan? O az önce dövüp dışarı attığın adam var ya, oydu. Nasıl? Ha bu kör adama bir sadaka. Allah rızası için. Ulan. Üstümüze de tamlattık ya. Ha bu kör adama bir sadaka. Allah rızası için. Ha bu kör adama bir sadaka. Allah rızası için. Ha bu kör adama bir sadaka. Allah rızası için. Ha beymiceye bir para verelim ya. Ne parası vereceğiz ona? Başımızın gözümüz sadakasını vereceğiz o ada. Ya başka işin gücün yok mu ya? Ya ne gaddar herifsin ya. Birkaç kuruş versen ölür müsün? Ne ederse ne de. Allah Allah. Para verecek. Allah rızası için. Ha bu kör adama bir sedega. Allah rızası için. Ha bu kör adama bir sedega. Allah rızası için. Ha bu kör adama bir sedega. Emici. Al bunu. Allah razı olsun güzel bayan. Çok teşekkür ederim. Allah yolunu acı geçsin. Ne sürütüyorsun kız? Ne olacak da verdim ona sadakamı. Onun için sevindiğim için sürütüyorum. Nasıl yani, para verdim diye küleği misin bir de? Evet, para verdikten sonra dedi ki bana teşekkür ederim güzel bayan. Ne dedi ne dedi? Güzel bayan dedi ba. Ula ben onu uçağıtçı zannedeydim. O hakikaten körmüş ula. Nasıl? Eldim ya. Işığım az bakarmışım be. He? Buyur Emici.
Fişe değil yoksa aşağı inebilir miyim? İneyim Emice. Yaşlı adam demek ki önemli bir şeydi da. Buyur Emice. Biraz yardıma ihtiyacım var. Bir şeylerim varsa ver bana da gideyim he mi? Biraz yardıma ihtiyacım var he mi? He he. Onun için indim aşağı. He. İyi gel benimle yukarı. Düşme ha, gel ha böyle arkamdan gel yavaş yavaş. Tutayım ben ha gel. Bir şey olmaz, bir şey olmaz gel. Vallahi Emice ben de çalışıyorum körüyüsün. Yani ustuma hiçbir şey almadım yani param maram yok kusura bakma. Madem paran yok bir şey vermeyeceydin beni yukarı niye çıkardın? Madem ki sen de bir şey isteyeceydin tilenciydin beni niye aşağı indirdin? Nasıl? Allah Allah. Ya bir dakika gel. Madem hiçbir şeyin yok. Bari biraz ekmek ver bana da gideyim he mi? Biraz ekmek vereyim size. He. Vallahi Emice bir tane ekmeğim var zaten o da tüm tomardır. Yani onu veremem size. Olsun sen kadar onu ben pozarım onu. Bende pozuk var bak. Sen ekmeği kadar da ben pozayım onu he mi? He. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Ya ha bu muhtarla bir işim var yok burada galiba bir şeyler imzalatacağım ama nereye gitti ne zaman gelir? O bir yere gitti biraz sonra gelir. Öyle mi? He. İyi güzel. Biraz sonra gelir. Güzel. Çay içtiniz mi hemen? Ha çay yok içmedik. La oradan çay geldi bize. Daha ne var diyor iyisiniz değil mi? Güzellik iyi. He. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. İyi. Hadi çabuk oğlum çabuk çabuk. Ağzımız birbirine yapıştı ya. Eyvallah sağ ol. Hoş eyvallah. Evet. Ne haber ne var ne yok? Ya ne olsun uğraşıp duruyorum işte. Bir şey imzalatacağım ha da vereceğim onu şey ya. Gelir biraz sonra gelir. Yok burada. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nerede bu muhtar ya? He? Muhtar nerede? Muhtar ben de onu bekliyorum. Bir şey imzalatacağım ha bir işim var. Bir yere bana kadar gitti biraz sonra gelir. İyi. Allah Allah. Ne var ne yok? İyi ne olsun ya. Ben de o tapu kadrosuya gideceğim de. He. Önce bir muhtara uğramam lazım idi. Lan oradan halen daha tuman çıkıyor. La bana bak. He. Sen o sığırlarının sigara içme alışkanlığı var mı? Ne bizim konuşuyorsun lan? Sığır sigara içer mi? Nargile falan. Allah Allah. Ne sigarası ne nargilesi kardeşim ya. Belki pipo içerler de. Tövbe estağfurullah sığır pipo içer mi? Lan o zaman senin ahırdan duman çıkıyor o zaman yanay. Ulan ne tersi ne zamanında desene ne ulan. Ne bileyim. Arkadaşlar ya olmaz böyle bir şey ya. Bu doktor nere kaldı ya? Karı neredeyse doğuracak. 2 saat oldu aradım onu hala gelecek doktor. Ha böyle bir şey yok ya. Neye bayalar içirdi acaba? Bir sürü de karı var içirdi. Karının başını onunla uğraşıyor. Doktor bekliyorum ya burada. Merhabalar biraz geç kaldım ama. Ya kardeşim sen neredesin ya? Sen doktor musun soydarı mısın? Önlüğün nerede sen? Ya hepsi çantanın içinde hasta nerede? İçeride koş ya. Koş karı doğuracak ya Allah Allah. Ya tamam. Tövbe estağfurullah ya. Bunlar nasıl doktorluk yapıyorlar ya? Ya pardon bir tornavida var mıydı? Tornavida mı? He he. Allah ya Allah. Şey bu düzü var mı bu yıldızlı? Biraz eğri dur ama olur olsun, mu? Olsun olsun önemli değil. Önemli değil. Tamam. Allah Allah. Tornavida lan ne işi olur ya?
Ya o olmadı. Pense var mı pense? Pense mi? O bor anahtarı falan da olabilir. Fark etmez yani. O zaman ikisini birden vereyim sana. Bakarsın biri olmaz. O birini kullanır. Tamam. Tamam ver. Ya Allah Allah. Bu tohumda pense, tornavida, pore anahtarı. Böyle şeyler kullanılır mı ya? Abi o da olmadı ya. Bir keserim var mı? Keser mi? Ha, çek uç keser fark etmez. Abi biraz çabuk ol sen de da. Tamam ver. Ver. Allah Allah. Keser. Teknoloji ilerledi mi yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Yok 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 hiçbir onlar. Abi testere gibi bir şey var mı? Testere mi? He. Yok kardeşim. Tornavida, pense, keser, testere bunları ne yapacaksın sen? Doğumda bunlar kullanılır mı? Nedir bu ya? Ya ne doğumu daha çantayı açamadım çantayı. Nasıl? Karşına az baksana. Abi buyur hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Ne vereyim abi? Çorban var mı? Var abi. Çok güzel mercimek çorbası var. İyi tamam bana bir çorba geliyor. Arkadan bir şey vereyim mi abi? Daha sonra bakarım ka. İyi tamam. Buyur abi afiyet olsun. Sağ ol. Lan hiç bu kadar şefaze bir çorba olur mu ya? Lan karşın! Buyur abi. Ulan bu ne bizim bir çorba? Biz bu kadar kebaze bir çorba olur mu ulan? Al bunu değiştir bakayım. Tamam abi. Başka bir şey getireyim mi abi? Pilavla kuru fasulyen varsa çadır bak. İyi tamam abi. Hayatımda ömrümde bu kadar kebaze bir çorba içmedim ya. Buyur abi afiyet olsun. Ulan bu nasıl bir şey ya? Tarzan! Buyur abi. Kardeşim bu nedir ya? Abi bu kuru fasulye, ha bu da pilav. Körüyorum hani herhalde, kör değilim. Ulan hiç bu kadar kebaze yemek olur mu ya? Ulan bu yemekleri kim yapıyor burada? Bizim patron aşçı da abi o yapıyor. Patron aşçı da o yapıyor he mi? Ha. Çağır bana bakayım patronunu. Abi burada değil şimdi. Nerede? Yandaki lokantada yemek yiyor. Orada size mi aitti? Yok. Nasıl? Ha bu iş ilanlarına bir bakayım ne var ne yok. Ne diyor burada? Otuz yaşından kün almamış olacak. Ağır vasıda ehliyeti olacak. Üniversite mezunu olacak. İngilizcesi de kuvvetli olacak. Bir eleman aranıyor. Tam bana göre bir iş bu. Adresi nedir bunun? Ha, adresi de aşağıda. Ben buraya bir uğrayayım. Evet. Tam bana göre bir iş bu. Evet. Bir gideyim bakayım.
Adres buraya gösteriyor. Demek ki burası. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Yeni açtın galiba. He yeni yeni, yavaş yavaş toparlanıyoruz. Nereden anladın? Ofisinde pek bir şey görünmüyor. Biraz boş gördüm ofisi yani. Yavaş yavaş toparlanacak. Senin neydi, sıkıntın neydi? Buyur. Ben bu kasteye verdiğin ilan üzerine geliyorum. He şu iş ilanı için. He. Peki bu yani bu gazetedeki özellikleri falan hep okudun değil mi? Hepsini okudum he. Orada mesela diyordu 30 yaşını geçmemiş diyordu yani. Sen 30 yaşında yok musun? Ben 70 yaşındayım. Kaç yaşındasın? 70. Peki Arvasta ehliyetin var mı? Yok ama alırız yani. Arvasta ehliyetin yok mu senin şimdi? Yok. Peki şoförlüğün var mı? Araba kullanmasını biliyor musun? Ben 70 yaşındayım. 60 sene el arabası kullandım. 70 yaşındasın, 60 senedir el arabası kullanıyorsun. He. Peki bu tamirinden mamirinden anlar mısın arabaları? Oo, el arabasını közüm kabali söker takarım, lastiğini değiştiririm. Hemşerim, bu arabaların hepsi yurt dışına gidiyor. Norveç'e gidiyor, İtalya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Yani bu el arabası kullanmakla bu iş olur mu? Peki tahsil durumun ne? Üniversite mezunusun herhalde değil mi? Orada öyle yazıyordu. Yok, ben ilkokulu bitirdim, oradan askere gittim. Sen üniversite mezunu değil misin? Yok, değilim. Peki o zaman çok iyi yabancı dilin vardır herhalde. Yok yabancı dilim yok ama öğreniriz yani. Sen şimdi yabancı dilinden mi yok? Yok. Ya hemşerim. 30 yaşında adam lazım diyelim, 70 yaşındayım diyorsun. Şoförlüğün var mı diyelim, diyorsun ki el arabası kullanmışım. Ya üniversiteye gitmemişsin. İlkokulu zor bitirmişsin. Yani sen daha buraya niye geldin? Yok kardeşim, benden umudunu kestiğe geldim. Ya seni mi araydım ben ki umudumu keseceğim? Bir kaybol git bir yere ya. Ula bu insanlıktan da anlamaya ya. Ah be. Koyunların geri kalanını da sattım kasaba. Rahatladım ya. Bana mı kaldı çobanlık ya? İşin yüzün yok. Tarlada. Tarla dolaş da çobanlık yap. Yemeği yedikten sonra da araya serilir, güzel bir yatarım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Temel Ağa, hoş geldin ya. Hoş bulduk, sağ ol. Ne zaman geldin Almanya'dan? 2 gün oldu geleli. He. Çoban Dursun. He. Ben Almanya'ya giderken sana 100 tane koyun bırakmıştım. Ne oldu koyunlar? Sen şimdi yol yorgunusun, karnın açtır. Ha buradan biraz ye istersen. Bırak yemek için, önce koyunları bir halledelim. Koyunlarım nerede? Ben onları hallettim de. Temel Ağa, geçen sene öyle bir fırtına etti. Bir şimşek çaktı, bir kök kürledi, bir şimşek daha çaktı. Senin koyunların 70 tanesinin odu orada koptu. Ne dersin? He. O büyük bir tane koyun vardı ya. He. Hafif böyle sarili. He. O kendini attı kayadan aşağı. Allah Allah. 19 tanesi de peşinden gitmesin mi? Ne dersin? He ya. Etti mi sağ 90? Geri kaldı zaten 10 tane. 5 tanesini verdim kasaba. Uçunu zaten hiç sayma hesaba. Kurt kaptı birisini. Aha. Sağa saklamıştım son kalanın terisini. Yani 100 tane koyundan bu mu kaldı? He. Ya boş ver onları, sen ha buradan ye. Sen ye, devam et, devam et. Afiyet olsun, devam et. Sağ olasın. Biraz da bundan ye, he mi? Allah'ım sağa şükürler olsun. 100 koyunun hesabını da yüzümün akıyla verdim.